Antalya Büyükşehir Belediyesi televizyonundan herkese merhabalar. Haftanın özetiyle karşınızdayız. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanları ile yeniden deprem bölgesi Hatay'ı ziyaretinde, Uğur Mumcu Meydanı'nda Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu çadır kenti gezdi. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Muhittin Böcek, "Burada tüm ekibimizle birlikte vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya çalışıyoruz," dedi ve yeni görevlerinin Gaziantep'in yaralarını sarmak olduğunu belirtti. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yardım elini uzattığı Nurdağ'ını ziyaret eden Başkan Muhittin Böcek, çalışmaları denetledi. Büyükşehir Belediyesi tarafından Nurdağ yerleşkesinde kurulan aşevi ve kurulumu devam eden konteyner kentte incelemelerde bulunan Başkan Muhittin Böcek, depremzede vatandaşlarla bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti, yapılacaklarla ilgili görüş alışverişinde bulundu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yerleşkesine yapılan 1797 araç kapasiteli katlı otopark projesinin betonarme imalatını tamamladı. Aynı zamanda afet acil toplanma alanı olarak da hizmet verecek proje 116 milyon TL'ye mal oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Cam Piramit'te kurduğu afet yardım merkeziyle depremzedelerin ihtiyaçlarını sağlamaya devam ediyor. Antalya'ya gelen depremzede vatandaşların sayısı arttıkça ihtiyaçlar da giderek artarken yardım merkezinde vatandaşlardan gelen her türlü destek depremzede vatandaşlara iletilmek üzere kabul ediliyor. Deprem felaketinin ardından Antalya'ya gelip üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz YKS hazırlık kursları veriliyor. Çaybaşı ve Finike Ataben merkezlerindeki kurslara başvuru için 444 94 20 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Antalya Büyükşehir Belediyesi televizyonu olarak haftanın özetiyle sizlerleydik. İyi haftalar. Antalya için çalışıyoruz.